Herkese merhabalar. Merkezi sınavların yaklaştığı bu günlerde sizlere sınavda sakın ola ki yapmayın diyeceğim 15 tane taktikten bahsedeceğim. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Sınav zor olacak diyenlere asla kulak asma arkadaşım. Çünkü niye mi? Her yıl böyle dedikodular halk arasında, öğrenciler arasında yayılmakta. İşte şu sebepten dolayı bu sene sınav zor olacak. Şu sebepten dolayı sınav kolay olacak diyen arkadaşlarımız oluyor. Sen sakın ola ki bunlara kulak asma. Çünkü arkadaşım her yıl mutlaka kolay, orta, zor şeklinde gruplanmış sorular her sınavda sorulmakta. Sen bu tip şeylerle kafanı yorma. Otur dersini çalış. Sınavda gözetmen öğretmenlerin komutlarının dışına asla çıkma. Çünkü gözetmen öğretmenin sınav başladı komutu gelmeden önce sen sınava başlarsan ya da sınav bitti arkadaşlar herkes kalemi kağıdı bıraksın komutu geldikten sonra sen sınava devam edersen Allah korusun sınavın iptal olabilir ve bir yıllık emeğin çöpe gidebilir. Buna çok dikkat edelim. Sınavda stratejini, taktiğini asla değiştirme arkadaşım. Sınav öncesi evimizde yapmış olduğumuz deneme sınavlarında veya herhangi bir kurumun yapmış olduğu deneme sınavında alışmış olduğun tüm taktikleri, tüm stratejileri gerçek sınavda da kullan. Eğer sözel bölüme Türkçeden başlıyorsan, gerçek sınavda da Türkçeden başla. Eğer sayısal bölüme matematikten başlıyorsan, gerçek sınavda da matematikten başla. Gerçek sınavda deneme sınavlarının zıttına taktiğini, stratejini değiştirirsen hüsrana uğrayabilirsin. Aman dikkat diyorum. Gerçek sınavda asla dikkat hatası yapma arkadaşım. En fazla soru kaçırılan nokta bu dikkat hatasından kaynaklı sebeplerden oluyor. Siz bunu yenebilmek için ne yapabilirsiniz? Okurken soruların önemli yerlerinin altını çizebilirsiniz. Ama özellikle söylüyorum sadece önemli yerlerin altını çizelim ki kargaşa olmasın. Eğer sorumuz sayısal bir ifade ise mutlaka kitapçığın boş yerlerinde İşlemler yapalım. Hafızamızdan, kafamızdan sayısal soruyu çözmeye çalışmayalım. Bu yazarak, çizerek çalışmalar dikkat hatası yapmanızı en aza indirecektir. Dikkat hatası yapma arkadaşım. Maddemizin devamı niteliğinde olan bu maddemizde de diyoruz ki soruyu sonuna kadar oku, seçeneklerin tümüne bak arkadaşım. Evet, soruyu yarısına kadar, bir kısmına kadar okuyup ha tamam ben anladım sorunun cevabı bu deyip pat diye işaretleyen arkadaşlarımız oluyor. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Soruyu sonuna kadar okumalıyız. Sorunun devamında bizden istenilen şey farklı olabilir. Bu aldatmacalara gelmeyelim. Seçeneklerin tümüne de bakmamız gerekir. Hemen A seçeneğinde veya B seçeneğinde bize yakın duran seçeneği işaretlersek belki de cevap diğer seçeneklerde olabilir. O sebeple tüm seçenekleri mutlaka tek tek okuyalım ardından kararımızı verip sorumuzu işaretleyelim. Öğrenci arkadaşlarımızın en büyük düşmüş olduğu hatalardan bir tanesi de kolay sorularda tuzak arama. Siz asla bir soruyu zaten kolay zor diye sınıflandırmayın arkadaşlar. Ama yine de bir soru gözünüze kolay olarak gelmişse bu kolay soruda asla tuzak aramayın. Bu kolay soruda tuzak arayarak hata yapan arkadaşlarımız çok fazla oluyor. Lütfen dikkat edelim. Uzun paragraflardan asla korkma arkadaşım. Peki neden korkmayalım öğretmenim? Bu uzun paragraflar bizim canımızı çok sıkıyor. Gözümüzde çok büyüyor. Bize çok zor olarak gözükmesine sebebiyet veriyor. Hayır arkadaşım. Uzun paragraf sorularında mutlaka ama mutlaka sorunun cevabı o paragrafın içerisinde gizlidir. Siz o paragrafı güzel bir şekilde eğer okursanız cevabı çok rahat bir şekilde şıklarda bulup işaretleyebilirsiniz. Soru köklerine dikkat edelim. Özellikle paragraf sorularında, problem sorularında hep soru kökünde çok fazla hata yapan arkadaşlarımız oluyor. Karşınıza değildir, olmalıdır, olmamalıdır gibi çıkan soru kökleri olur. İşte bu soru köklerinin çoğu altı çizili olaraktan gelir. Ama bu soru köküne göre sorunun mantığında bu bir olumlu cümle mi ifade ediyor, olumsuz cümle mi ifade ediyor? Buna karar vermeniz gerekir. Karar verdikten sonra size tavsiyem eğer olumlu bir cümle ifade ediyorsa yanına hemen gülücük emojisi, eğer olumsuz bir cümle ifade ediyorsa yanına üzülen surat emojisi koyabilirsiniz. Ayrıca bu soru köklerini yuvarlak içerisine alabilir, altını daha belirgin bir şekilde çizebilirsiniz. Yalnız ciddi bir uyarı, sorunun tamamını asla çizmeyin, karalamayın. Fazla karalarsan soru artık anlaşılamaz bir hal alabilir. Evet bu maddemizde sıkarım, atarım, sallarım diyen arkadaşlarımıza gelsin. Hayır bilmediğini işaretlemiyorsun arkadaşım. Eğer bilmediğini işaretlersen biliyorsun ki üniversiteye hazırlık sınavlarında 4 yanlış bir doğruyu, liseye hazırlık sınavlarında ise 3 yanlış bir doğruyu götürmekte. E sen böyle hep sürekli sallarsan, bilmediğin soruları işaretlersen muhtemelen yanlış çıkacağı için bu yanlış da emek vererek, alın teri dökerek çözmüş olduğun doğru cevabı götürecektir arkadaşım. Bunu hiçbirimiz istemeyiz öyle değil mi? O halde bilmediğimizi asla işaretlemiyoruz. Çok önemli maddelerden bir tanesi de bu. Asla sınavda ders seçmiyoruz. Hocam yemek seçmeyi biliyorum da ders seçme ne oluyor diyenleri duyar gibiyim. Evet tıpkı yemek seçme gibi ders seçme de vardır. Özellikle sınavlarda bunu arkadaşlarımız çok fazla yaparlar. Asla ama asla ders seçmiyoruz. Nasıl? Bundan kastımız nedir öğretmenim? Hemen açıklayalım. Biliyorsunuz ki sınavlarda her bir branşın ayrı kat sayısı var. Matematik, fen, Türkçe gibi ana branşların kat sayıları, puan değerleri her bir soru için yüksekken diğer branşlarınki biraz daha az olabiliyor. Ve öğrencilerin gözünde sanki bu dersleri yapmasak da olur düşüncesi oluşabiliyor. Bu düşünceyi hafızalarınızdan siliyorsunuz. Çünkü sadece Türkçe matematik fen sorularını çözerek sınav kazanılmaz. Sana sınavda yardımcı olacak olan diğer branşları da mutlaka çözmelisin. Öyle puan aralığına öyle sayıda öğrenciler diziliyor ki binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce öğrenciye birkaç puan aralığında bir arada Yığılıyor. Peki bu yığılmada ön plana çıkan öğrenci karakteri nasıl oluyor derseniz işte bu maddede gizli arkadaşlar. Ders seçmeyen öğrenci diğer branşları da yaptığı için alacağı o ufak puanlarla diğer arkadaşlarınızın diğer on binlerce yüzbinlerce kişinin önüne geçip üst sıralarda kendine yer bulabiliyor. Kodlama hatası asla yapma. Evet kronikleşmiş en büyük sınav hatalarından bir tanesi de budur arkadaşlar. Öğrenci sınava girer, heyecan içerisinde gayet de başarılı bir şekilde soruların tamamını çözer ve sınav bitimine yakın bu soruların tamamını kodlamaya kalkar. Sonra sınav gözetmeni öğretmenden bir de bakarsınız ki son 10 dakika komutu gelir ve o son 10 dakika bu öğrencimize işkence haline gelir. Çünkü heyecandan mutlaka ama mutlaka bu çözmüş olduğu soruları cevap anahtarına maalesef ama maalesef kaydırarak kodlar. Çünkü heyecan ve stres altındadır artık bu hatayı yapması kaçınılmazdır. Bazı öğrencilerimiz ise branş branş kodlamayı tercih ederler. Bu da doğru değildir arkadaşlar. Örneğin sınava Türkçeden başladı. Türkçenin sorularının tamamını bitirir. Yine toplu halde kodlamayı tercih eder. Ama kaydırma yapma riski yine yüksektir arkadaşım. Lütfen dikkat edelim. Biz şu yolu tercih edelim. Sorumuzu çözelim, kodlamamızı yapalım. Sorumuzu çözelim, kodlamamızı yapalım. Bu dediğime eğer riayet edersek asla kaydırma gibi bir riskimiz olmaz. Sınav sonuna doğru da kodlama yetiştirmeye yönelik herhangi bir stres ya da baskı altına girmez. Değiştirdiğin cevabı iyi sil arkadaşım. Evet kodlamada bu hataya düşen arkadaşlarımız da oluyor. Mutlaka bu sebepten dolayı yanımızda yumuşak silen bir silgi ve yumuşak kodlayan bir kalem bulunduralım. Eğer çok fazla iz bırakan bir silgimiz ya da çok sert uçlu sert kodlayan bir kalemimiz olursa bu araç gereçlerle sınavda sorun yaşayabiliriz ama değiştirmek istediğimiz cevabı yumuşak bir silgiyle yavaş yavaş iz kalmayacak şekilde silersek bu problemi yaşamayız. Ama iz kalırsa ayrı bir şıkkı da kendin doğru cevap olaraktan işaretlediğinde optik okuyucu bunu iki tane şık işaretlenmiş diye algılayacağından dolayı yanlış ya da boş kabul edebilir. Evet, öğrencilerimizin en fazla yapmış olduğu davranışlardan, olumsuz hareketlerden bir tanesi de sınav esnasında zaman kaygısı ile sürekli ikide bir saate bakmaları. Asla bu hareketi yapmayalım. Biz sınavımızla ilgilenelim arkadaşlar. Zaten zamanla alakalı sınav gözetmeni öğretmenimiz bizleri uyaracaktır. Biz ikide bir saate bakarsak dikkatimiz dağılır, sorulardan uzaklaşırız, odaklanma problemi yaşayabiliriz. Bunu asla yapmayalım arkadaşlar. Şimdi de geldik benim en sevmiş olduğum sınav taktiği turlama tekniğine. Soruyla inatlaşmıyoruz ve turlama tekniği kullanıyoruz. Soruyla inatlaşmamak ne demek öğretmenim ben keçi miyim ki soruyla inatlaşayım düşüncesine kapılabilirsiniz. Hayır şöyle yapan arkadaşlarımız oluyor. Bir tane sorumuz var. Soruyu öğrenci ilk başta algılayamayabiliyor ya da ona çok zor gelebiliyor veya iki şık arasında kalabiliyor. Burada fazla bekleyip zaman kaybı yaşamaktansa ne yapıyoruz? Sorunun kenarına hemen bir işaret koyuyoruz. Bu bir ünlem işareti ya da soru işareti olabilir veya o sorunun numarası yuvarlak içerisine alınabilir. Biz hemen vakit Kaybetmeden diğer sorularla sınavımıza devam ediyoruz. Peki turlama tekniği nedir öğretmenim? İşte tam da burada turlama tekniği devreye giriyor. Soruların tamamını bitirdikten sonra bu birinci turumuz olmuş oluyor. İkinci tura geçiyoruz. İkinci turda ne yapıyoruz? İşte bu yapamamış olduğumuz yanına işaret koyduğumuz ya da yuvarlak içerisine almış olduğumuz sorulara tekrardan dönüp bir kez daha bakıyoruz. Ve emin olun ki bu tekniği kullanan ve başarıya ulaşan birçok öğrenci var. Çünkü beynim farklı sorularla ilgilendiği için o soru için tazeleniyor. Tekrardan soruya dönüş yaptığınızda doğru cevabı bulmanız kaçınılmaz oluyor. Daha önceki maddelerde bu maddemizden aslında üstü kapalı bahsettik. Şimdi derinlemesine anlatalım. Paragraf sorularını çözerken paragrafın altını çizeceğim diye soruyu asla karalama. Burada soru kökünün altı zaten sana çizili gelir ama sen istersen bu soru kökünü yuvarlak içerisine alıp ya da altı çizili olan sözcüğün sen de belirgin bir şekilde altını çizebilirsin. Veya paragrafın içerisinde önemli yerlerin yine altını çizebilirsin. Ama sakın ola ki sen sen ol paragrafın tamamının altını çizme. Çünkü soruyu boş bırakıp turlama tekniğiyle tekrardan geri döndüğünde bu soru artık sana karalanmış bir soru olarak karşına çıkabilir. Veya Aynı soruyu turlama tekniği kullanmadan üzerinde düşünürken karaladıktan sonra silmek istediğinde silginle soruyu zedeleyebilir. Artık bu soru okunma açısından içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların yine gelmesini istiyorsanız eğer videomuzu beğenip WhatsApp gruplarınızda arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bilgi paylaşarak büyür arkadaşlar ve ayrıca Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da bana destek olabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir. Dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.